Selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün şu anda çok çok heyecanlıyım çünkü birkaç saat sonra, yani 2-3 saat sonra falan tatile gidiyoruz ve çok heyecanlıyım. Burada valizim var hatta ve eşyalarım var, çok dağınık. Valizimdeki son şeyleri koyuyorum artık. Kuşadası İzmir'e gidiyoruz. Orada çok büyük akvaparklı, böyle çok güzel videolar çekebileceğim bir otel var. Oraya gidiyoruz. Hatta adı Aqua Fantasyland galiba. Öyleydi. Orada çok güzel videolar çekeceğim falan fistan. Bu videoda yolculuk vlogu. Yani yolculuk yaparken çekeceğim. İşte molalarda falan giderken çekeceğim. Valizim bu şekilde. Öyle yani. Yani bir dediğim gibi 2-3 saat sonra yola çıkacağız. Ve daha hani zamanımız var aslında. Ama biz tabii bütün hazırlıkları önceden tamamladık. Ben de mayolarımı, bikinilerimi, işte düzleştiricimi, makyaj malzemelerimi, tarağımı falan onları unutmuşum. Onları koydum. Ya bikini falan ekledim. Ama çoğu zaten aynı valiz vlogundaki gibi. Valiz vlogunda zaten hazırlamıştık sizle. Valizimde ne var videosunda. Diğer aile fertlerinden birkaç tanesi uyuyor galiba şu anda. Bu arada İzmir yakın olduğu için, bir de biz ekstra paralı yoldan gideceğimiz için İzmir'e bir 4 ya da 5 saat maksimum sürecek. Yani Antalya'ya gittiğim tatillerde genelde yolculuğumuz 7-8 saat sürüyordu arabayla. Yani çok zor oluyordu. Şu an İzmir hem daha yakın hem de kısa yoldan gideceğiz. O yüzden 4-5 saatte varırız diye düşünüyoruz. Şu an saat 11-12 civarı. Saat 3 gibi yola çıkacağız. 8-9 gibi en geç molalarla birlikte. Orada oluruz diye düşünüyoruz, bir aksilik olmazsa. Ben de birazdan makyajımı falan sileceğim. Dışarıdan gelmiştim, makyajım kalmış. Biraz dizi izleyeceğim zaman geçsin diye. Sonra da zaten yola çıkacağız. Diğer aile üyelerinin bazıları mutfakta yemek yiyor. Bazıları uyudu galiba. Bir Hüseyin'e bakacağım hatta şu an. Hüseyin! Ay uyudu mu? Pardon anne. Pardon annem. Hüseyin uyuyor musun? Tatile gideceğiz, ne konu? Hüseyin şu an görünmek istemiyor tipsiz olduğu için. Sabah çekerim onu ya da yolda çekerim. Babam da tıkınıyor. Baba ne düşünüyorsun tatil hakkında? Bu seferki Nokos falan çok büyük diye canlısın değil mi? Evet, Nokos'u çok seviyorum. Babam Akvapark'ı çok seviyor. Annem de çok sever kesinlikle. Bakalım bu tatil nasıl olacak? Şimdi ıslak mendille yüzümü çıkaracağım. Hani benim makyaj temizleme pamuklarımı gördün mü? Banyoda. Ha? Banyoda. Alt katta mı? Hı hı. Tamam. Evet arkadaşlar, şu an saat 3. Ben birazcık uyumuşum. Ve şimdi annem gelip kaldırdı. Annemler yavaştan valizleri arabaya götürüyor. Çok uykum var. İnşallah arabada rahat rahat uyurum. Güzel bir yolculuk geçiririm. Gerçekten çok korkuyorum. Çünkü arabamızı değiştirdik ve spora bağladığımız için içi çok büyük değil. Yani bilmiyorum. İlk defa bu arabayla tatile gideceğiz. İnşallah sığarız. Of, şimdi aşağı iniyorum yavaştan. Bir de çok acıktım. Açım. Bakın bu benim valizim. Bu da Defne'nin valizi. Çok ikonik bir valizi var. Bu da benim valizim. Böyle kocaman bir şey. Çok güzel. Ayılmaya çalışıyorum. Ama ayılmamam lazım çünkü birazdan tekrar uyumam gerekiyor. Tipime bakın. Çok heyecanlıyım. Anne hadi gidelim artık. Heyecanlı mısın? Bu saç ne peki böyle? İşte saç. Sen öpeyim. Otel hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyorum. Ben küçükken böyle değildim. Şimdi üstüme kalmaya gidiyorum çünkü... Ay düşüyordum. Çünkü hava soğuk. Kombinimi gösteriyorum. Böyle üstüme bir tane düz tişört. Altıma da Nike tekim. Bir de hırka alacağım. Kafi. Üstüme de gri tekimi alıyorum. Keko kombini yaptım. Önünü de kapatıyorum. Arkadaşlar şimdi binaya çıktık. Yani
Apartman boşluğunda bekliyorum ama aile fertleri gelmiyor. Bir de Crocs giydim. Böyle. Çok heyecanlıyım. Gidiyoruz, Allah'ıma bin şükürler olsun. 15 dakikadır kapının önünde dilenci gibi oturuyorum. Sonunda çıkıyoruz. Bu büyük bir başarı. Çok açım, gerçekten çok açım. Bir yerde durup yemek almak istiyorum. Şimdi aşağı indim. Önce valizleri arabaya yerleştireceğiz, sonra da çıkarız herhalde. Hala annemleri bekliyorum. Arabamız burada. Yani gördüğünüz gibi içi bir tık basık olduğu için nasıl sığacağız bilmiyorum. Ya sığarız sığmasına ama uyuyamayacağız yani. Oturarak uyumak zorundayız. O biraz kötü tabii. Aramışsın cana tatilliyim. Yanında kız bana diyor ki beyim. Üstün diyor alt Calvin Klein. Şehrin en pahalı otelinde. Neyse bu iğrenç şarkımdan sonra hala annemle babamı bekliyorum. Ah Hüseyin geldi. Beni çekme diyor. Çekeceğim anne. Çekme. Ya. Şimdi bagajı gösteriyorum. Bagaj da böyle. Yani çok valiz yok bu sene. Biraz da büyük valiz kullanıp az kullandık. Şimdi kapatıyorum geri. Şimdi böyle bir yastık buldum. Yani annem verdi. Daha doğrusu inşallah işe yarar. Kesintisiz bir uyku için küçük bir bedel. Biz niye yola çıkmıyoruz baba? Duruyoruz sadece. Şu bir parça onu takmaya çalışıyorum. Biliyorsun baba. Babam bir tane parça takmaya çalışıyormuş. Sonra yola çıkacağız. Arabada bekliyoruz. Evet, şimdi yavaş yavaş çıkıyoruz. Yani daha mahalleden yeni ayrılıyoruz. Dediğim gibi bir 4-5 saatlik yolumuz var büyük ihtimalle. Evet, inşallah hayırlısıyla varırız. Şimdi ben uyuyorum. Eğer mola tarzı bir şey verirsek zaten uyanacağım için o zaman çekerim. Şimdilik görüşürüz. Choose to stay through all the pain.
nesi meşhur biliyor musun? Ne bana? Ne? Tostu meşhur Suzurlu. Su veriyorlar mı? Su mu istiyorsun? Çocuk susurum. Kuş adasında bir kuşlar olduğunu düşündüm. Ablam yanlış. Tost yiyecek miyiz? Susurluğa geldik. Aa, anne. Ay, bir keresinde ben uyuyamam. Buraya gelmiştim. Çok uykum var, uyuyamıyor musun? Çok güzel. Uyuyamıyor mu? Video kayıtlarını gösteririm. Baba tost almak istemiyorum ben. Azıcık tıkayacağım. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi ilk molamızı verdik ve ben yeni uyandım. Şu ana kadar kesintisiz, tabii ki kesintisiz değil ve çok rahat da olmayan bir şekilde uyudum. Susurluk'tayız. Susurluk'un tostları meşhur. Tostun içindeki akışkan peynir meşhur. Biz de acıktığımız için yemek yemeye geldik. Ben tost yer miyim bilmiyorum ama ayran içeceğim. Buranın köpüklü ayranı da var çünkü. Biz her sene zaten yiyoruz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz içeri. Çok uykum var. Şimdi buradaki numaraya göre tostumuzun gelmesi bekliyoruz. Bayağı oldu ama gelmedi. Şimdi tostumuz ve ayranımız geldi. Ayranın tadı çok güzel. Tostu daha tatmadım ama tost çok akışkan duruyor şu an. Tadıyorum. Şuna bakın şimdi. Çok akışkan olduğu için kapatacağım. Arkadaşlar şimdi ayranımı içtim, tostumu yedim ve arabaya gidiyorum çünkü çok yorgunum. Annemler oturmaya devam edecek. Arabada da Hüseyin falan uyuyor. Yani Hüseyin sadece var. Hüseyin ama hala uyuyor. Kalkıp yemek bile yemeye gelmedi yani. Şimdi bakacağım ona. Şimdi izleyin. Oh maşallah. Hüseyin sen tost getirdik. Hani aç değildin lan? Hani aç değildin? Yani nasıl bir insan uyurken yemek yiyebiliyor ya? Evet, şimdi yemeklerimizi yedik. Molamız bitti. Tekrardan yola çıkıyoruz. Galiba bir 2 saatlik, 2,5-3 saatlik bir yolumuz kalmış. Sonrasında oteldeyiz. Otelle devam edeceğim zaten. O da yemeğini yiyor. Arkadaşlar şu an tekrardan uyandık çünkü otele bir 2-3 dakika kalmış sadece. İleride göreceğiz birazdan yolun ilerisinde. Yanında da başka oteller var galiba. Son 1 dakika kaldı. Görünüyor mu? 400 metre sonra sağa dönün. Bence sağa döndüğümüzde direkt göreceğiz. Ben şu an göremedim. Ben göremiyorum. Ama şatolu gibi.
Geldik. Hala bir dakika. Arkadaşlar geldik. Merhaba. Şu anda resepsiyonu arıyoruz ama burada Aquapark'ın küçük bir kısmı görünüyor bile. Böyle şato tarzı bir yer var. Bakın hatta kaydıraklar var. Şu an otelin bir tık arka tarafındayız galiba. Full kasis olduğu için şey oluyor. Oha şurada çok değişik bir şey var. Kaydırak. Evet şimdi resepsiyona geldik arkadaşlar. Burada kaydımızı yaptıracağız. Zaten rezervasyonumuz var. Evet iniyoruz şimdi. Resepsiyondayız şu an. Şimdi içeri gireceğiz. Bu arada İzmit'te hava çok kötü olduğu için burada da hani kötü olur diye korkuyorduk ama hava çok güzel. Hüseyin hiç değişmiyor. Gene bir tane kız bulmuş, yanına gitmiş hemen. Ne yapıyorsun Hüseyin? Kızım. Arkadaşlar bakın burada kapalı havuz tarzı bir şey var. Hatta kaydırağı da var. Şimdi bizim valizlerimizi aldılar. Hep birlikte otel odamıza geçiyoruz. Bize de denize yakın güzel bir oda ayarlamışlar. İnşallah güzeldir. Ama çok kötü, çok korkutucu şeyler var. Çok korkutucu şeyler. Demin şey gördüm. Stranger Things'te lanetlendiğinde gördüğüm bir tane saat var. Tıpa tıpa aynısını gördüm. Bir şeyler. Buradan şu an odaların bazılarını görebiliriz. Burası uçağa binişe benzemiyor mu? Evet evet. Uçağa binişe benziyor. Burada havuz var bir tane. Burası şey havuz var. Restoran 8'e şartmış. İşte bak buralar çocuksuz. Ben girebilirim Seyircim ama sen giremezsin. Tamam abi. Bunlar delik havuzlar falan oluyor. Her tarafta oluyor ya. Bazı otellerde oluyor. Çocuklar girmiyor ve genelde yetişkinler sessiz bir şekilde kafa dinlemek için kullanıyor bu tarz oyunları. Bir yüz kart mıyız? Kart alacağım. Eşyalarınızı yerleştirme odaklı bileceğim efendim. İki oda bir salon mu şurada? Evet arkadaşlar şimdi odayı da gezdik. Hatta üstümüzü de giydik. Birazdan kahvaltıya gidiyoruz. Kahvaltıdan sonra videoyu kapatacağım. Oda çok büyük. 3 odası var. 2 tuvaleti var. Gerçekten salon gibi çok büyük bir oda ayarlamışlar bizim için. Ve havuz manzaralı. Hatta onu da göstereyim size. Evet bu da böyle havuz manzarası. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Şimdi ailecek çıktık, kahvaltıya gidiyoruz. Otelin adını merak edenler olur diye söylüyorum. Aqua Fantasy Land'a geldik. Öyle yani. Kombinim de böyle. Aa, orada hemen bir Nike Pro yakaladım. Nike Pro buldum. Şimdi
Nereye gidiyoruz? Çok dejavu oldum. Sizde de oldu mu? Her otelin şey kısmı aynı olduğu için de. Oha Gucci. Oh my god. Çok gerçekçi bu arada gerçekten. Sus lan. Evet çok heyecanlıyım. Tanesi 6 euro. 6 x 16. Oha çok güzel şeyler kokuyor. Yes sir. Biz bence burada bekleyelim yemek için. Arkadaşlar ben şimdi kahvaltı ediyorum ve bu videonun sonuna geldik. Şimdi tatil vlog birinci güne başlayacağım. Yolculuk vlog burada bitti. Kendinize iyi bakın. Diğer vlogları izlemeye devam edebilirsiniz. Evet otelimize geldik. 5 gece 6 gün buradayız.